İngiltere'yi Avrupa'ya bağlayan Manş Tüneli'nin altından ilk hızlı tren seferleri 20 sene önce başladı. 14 Kasım 1994'te İngiltere Kraliçesi Elizabeth yüksek hızlı trenin ilk onur konuğu oldu. 20 yıllık yolculuk serüveni boyunca Eurostar 150 milyon kişi taşıdı. Londra-Paris seferlerine vakit kaybetmeden Brüksel de eklendi. Bugünse Eurostar seferlerini tüm Avrupa'ya genişletme yönünde adımlar atıyor. Gelecek yıldan itibaren Londra'dan Lyon, Avignon ve Marsilya'ya seferler başlatacağız. Bir sene sonra ise Londra-Amsterdam hattımız açılacak. Yani şirketimizin büyümesi için yeni güzergahlar eklemeye devam edeceğiz. Fransız Devlet Demir Yolları şirketin %55'lik kısmını elinde bulunduruyor. Diğer büyük ortak İngiliz hükümeti ise %40'lık payını kısa süre sonra özelleştirmiş olacak. Bu durum Eurostar'ın küresel mali krizden etkilenip etkilenmediği sorusunu akıllara getiriyor. İngiltere'de turizm piyasası 18 ayda çok iyi bir performans sergiledi. Şu anda Birleşik Krallık'ta güven çok fazla arttı. İnsanların huzurlu olduğunu görebiliyoruz. Yani kısa süreliğine bir şehri gezmek ya da tatile çıkmak onları mutlu ediyor. Belçika ve Fransa pazarında durumun oldukça iyi olduğunu söyleyebiliriz. Bu pazarlardaki büyümemiz devam ediyor. Eurostar 20. yıl kutlamalarında Alman yapımı saatte 320 km hıza ulaşabilen yeni trenlerini de tanıttı. Şirket bu trenler sayesinde yolcu taşıma kapasitesinde %20 arttırmayı hedefliyor. Manş Tüneli'nde tren seferlerine başlayacak Doğçeban'ı selamlıyoruz ama bir açıdan bu iyi bir haber çünkü şu anda yüksek hızlı trenle tüneli geçebileceğiniz konusunda farkındalığın artmasını sağlayacak. Öte yandan Eurostar'ın Manş Tüneli üzerindeki tekelini kaybetmesiyle pahalı bilet fiyatlarının da düşmesi umuluyor.